Keramat Türk olduğuyla alakalı epey olumlu şeyler söyledi Selahattin Kanalı. Milli takım havuzuna dahil olduğu kadroya girdi. Gerçekten gelecekte Galatasaray'a önemli katkıları olabilecek bir oyuncu Barış Alper Yılmaz transferi söz konusu. O da iyi bir kanat oyuncusu. Sezon içerisinde onu tanıtan yanlarda evet. mutlaka bunu görecekler. İddialı oldu belki ama net söyleyebiliriz. Bu oyuncu profillerinden PSV eşleşmesinde ne bekliyorsun? Ya hoca çok kullanır mı emin değilim. Yani dediğim gibi biraz hoca Bence Kerem'i kesin kullanacak. Kerem'i kullanır ama mesela Barış'ı kullanır mı çok emin değilim. Ee, yani fark ortaya koymak istiyorsanız... ...aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar elde edemezsiniz. Yani sert e, engelleri geçebilmek için... ...bu da sert engellerden, sert maçlardan bir tanesi. Farklı bir şey, farklı bir metot, farklı bir yol e, izliyor olmanız lazım. Eğer ki ideal kadronuzun hazır olmadığını ya da istediğiniz kafanızdaki oyun şablonunu, taktiği tamamen bu kadro üzerinde oturtacak zamanı henüz e, geçirmediğinizi düşünüyorsanız başka bir yola gideceksiniz ki hoca iyi yapar bunu. Evet salt motivasyon ve duygu yoğunluğuyla kazanılacak şeyler değil artık futbol. Onlar çok gerideydi. Ama ben demin söylediğimi yineleyeyim. Mevcut oyuncuların sahada atacağı iki deparıyla e, o sert amiyane tabirle koyacağı omuzla yani böyle bir maç olacak bence çünkü evet. PSV e, teknik bir takım. Yani PSV oyun aklıya bir çok böyle atletik oyuncuları olan, teknik e, iyi yetenekli oyuncuları olan bir takım. Yani burayı biraz sanki böyle sertleştirip daha böyle fizik Kalitesiyle fizik gücüyle karşılık vermek, mücadele gücüyle karşılık vermek, duygu yoğunluğuyla biraz karşılık vermek işine yarayabilir gibi görünüyor Galatasaray. In. Sıkı bir savunma yapıp kontra ataklarda rakibi zorlamak gerekiyor. Kontra ataklarla Galatasaray'ın etkili olabilme ihtimali var. Stoperleri dağınık onu söyleyelim teknikleri, ayakları çok iyi ama zaman zaman geri dönüşlerde problem yaşayabiliyorlar. Sabah gazetesinde bir muhtemel 11 var ki aşağı yukarı bu kadroyla Galatasaray'ın çıkabileceğini düşünüyoruz. Mustera, Alpaslan mecburiyetten sabek olma ihtimali yüksek. Luindama, Markao, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Kerem Aktürkoğlu, Fegoli merkez orta sahada Emre Kılınç'la beraber. Solda Babel, Forvet'te Mustafa Muhammed. Buna yakın bir kadroyla Galatasaray'ın sahaya çıkacağını düşünüyoruz Selahattin Kanalı. Bu 11 çıksa nasıl bulursunuz? Sağda kimi söyledin? Kerem. Kerem. Ya muhtemelen bu ama ben Fatih Hoca'nın orijinal yeri sabek olmayan bir adamla sabekle çıkar mı çıkmaz mı sorusunun cevabını henüz bulamadım Bulamadım yani. Hı hı. Çok emin değilim hani sabekte. Sıkıntı de. şu orijinal sabekin oynamama durumu çok yüksek. Anladım. E onun dışında beklenen kadro evet. Ama Aytaç belki de kendi kariyerinin en formda dönemini yaşıyor. katkısı olacaktır. Marka Marcao gibi biraz Şeye benziyor. Akılla enerjinin mücadelesi gibi oluyor. Galatasaray'ın toplam oyun aklı tecrübesi daha fazla rakibine göre ama rakip de daha, tabii genç bir takım. Hani Hollanda bu. Yani iki tane genç çocuk çıkabilir işlerine Kerem Aktürkoğlu gibi ama ben hı hı. Kerem'den çok çok şey bekliyorum. Burak Elmas'ın bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirtelim sevgili seyirciler. Bir aylık dönemi evet. değerlendirme adına yarın saat 17'de açıklamalarda bulunacak Galatasaray Başkanı Burak Elmas çok önemli bir viraja giriyor. Sarı Kırmızılı takım hatta Sarı Kırmızılı kulüp şampiyonlar ligine katılım madden manen çok çok değerli ve bu maç öncesinde de başkandan değerlendirmeler gelecek. Sizce hangi konularda konuşacak, ne dersiniz? Şöyle bir ay değerlendirmesini biraz kendi taraflarını açıklayacaktır. Biraz da açıklamaya izaha muhtaç aslında. Ben anlayabilirim ama şimdi çok beklenti yükseldi. Seçim sürecini bir hatırlayın. Beş adaylı, evet, acayip hazır. acayip vaatler, 40 milyon e, euro transfer bütçesi, stat isim sponsorluğu hazır ve 10 gün içerisinde listemiz hazır. Transferler bitecek. Dolayısıyla... E, izaha muhtaç bir süreç var bir serüven var. Ee, Sayın Burak Elmas ki çok e, düzgün bir insan. Ben o gün şeyde de dinledim. Yani hitabet olarak da net bir insan. E, o gün katıldıkları dört başkanın <laughs> olduğu programda altı çizilecek çok net cümleler kurdu. Laf dolandırmadı. Bu iyi bir özellik. E, bu, bu süreci anlatacaktır. Ekonomik süreci anlatacaktır ve ne yapmak istediklerini anlatacaktır. Ama tabii burada bir şansı var Burak Bey'in. Fatih Hoca pozitif ayrımcılık yapıyor Burak Elmas'a doğal olarak. Çünkü seçim sürecinde aşağı e, yukarı beraber, beraber vardır, götürdüler hoca, evet. süreci. E, ve hoca geldi geriye. Geçen hafta hocayı dinledim. Dedi ki başkanı çok sıkıştırmamak lazım. Eylül'e kadar vakit var. E, hani Transfer süreci de çok güzel dedim. 9 Temmuz'da kayıtlara geçsin. Bir 3 ay 4 ay sonra hocanın e, ola ki işleri iyi gitmediğinde Galatasaray Başkanı ve yönetimi üzerindeki cümleleri böyle devam edecekse çok güzel. Bu bir başkanı çok rahatlatır. iyi olur. Bu iyi bir şey. Fatih Hoca'nın desteği Burak Elmas'ın üzerindeki baskıyı da biraz alır. E, ama çok kısa bir vakit. Evet vaatleri olmuş olabilir ama gerçekten o kadar zor bir süreçte ki Batak'taki bu kulüplerin ekonomik yapıları biraz anlamak lazım. Elinde ne varsa onunla biraz e, ortaya iş çıkarmak lazım. Diye düşünüyorum malzemeden. Ya bu Ergin'in kullandığı cümleyi geçen sene çok kullandım ben. Yine Fatih Terim Mustafa Bey üzerinden oyuncu talebinde bulunurken ya ya hoca biraz da şey yapın. İşte o zaman Tayland'a yok. Dedim ya biraz da elinizdekilerden bir alternatif yaratmaya çalışın. Teknik adamlık bunun için var. Hani biraz yönetimin elini eee kolaylaştır. Çünkü ekonomik sorunların dağ gibi bir yığıldığını, kulüpleri hareketsiz bıraktığını hepimiz biliyoruz. O anlamda Ergin çok doğru bir noktaya temas etti işte e, teknik adamlar e, sadece şeye benziyor ya şimdi şeye gidiyorsun Kerem arabanında bir sıkıntı var gidiyorsun sanayiye sanayi sitesine e, tam esiden, tamirciler vardı değil mi şey evet. diyor ki e, marş dinamam bozulmuş diyor Tıp değiştirelim diyor tak yenisini takıyorsun ya sen tamirciydin marş dinamasını tamir etsene. O gelenekten koptuk. Tamircilerimiz artık şey yedek parçacı oldu. Yani bostan sana yamazsak sana hiç önemli değil. Gidiyorsun e, işte şey benzin pompan arıza yapmış. E temizle yap ya uzun süre değiştirelim onu. Top değiştiriyor. Teknik adamlar da e, buradaki oyuncumuz diyor randıman vermedi. Değiştirelim onu. Ya oyuncunun üzerine biraz çalışsana. Abi parçaların e, yedek parçanın garantisi var. Oyuncuların garantisi yok. Full zarar ediyorsun yani. En azından yedek evet. parçada <laughs> zaten bu kadar zarar etmiyorsun. Yani bu şeyde hep hazır şey ya diyorum ya bizde kültürel yozlaşma zihinsel yozlaşma yozlaşma özellikle Özal'ın benim memurun işini bilir 83'teki o aforizmasından sonra çok hızlandı. Yani kimse yaptığı işin yani tanımlı tanımlı mesleğinin onurunu, haysiyetini, varoluşunu ikame ettiren ettirecek çözümler aramak yoluna gitmiyor. Çünkü o zahmetli yol. Ne diyor? Maç Dynamo arıza yapmış. Değiştirelim şey Aytaç beklerine veremedi. Değiştirelim. Ne oluyor ya? Sen bir şeyde ülke olarak hani bir yerde bir gömü mü bulduk biz? Trilyon dolarlık altın rezervimiz var da haberi bizden mi saklıyorlar? Sen emek yoğun bir ülkesin. Üretmek e, verimli olmak zorundasın. Al, çalıştığın her alanda yani verimi artırmak zorundasın. Biz tamamen o şeyden, o anlayıştan kopmuşuz. E, paramız ne kadarına yetiyorsa o kadarlık değişim peşindeyiz. E, değişimi de yani parça değişim gibi yapıyoruz. Düşünsel, zihinsel bir değişim değil. Hoca oyuncusundan verim alabilmek için çeşitli yollar denemeye yoluna girmiyor artık. Bu olmadı, yenisini alalım. Çünkü yenisini alırsan sistem işlemeye devam ediyor. Mevcut sistem öyle, öyle istiyor. Köpürtelim, köpürsün, büyüsün. Pasta büyüsün ki neman alanların da payı büyüsün. Kimsenin Türkiye'de futbol belli bir noktaya gelmedi. Futbolun ekolü yok. Aman niye de bizim ekolümüz yok diye dertlendiğini düşünmüyorum ben. Yani işin içindeki profesyoneller penceresinden söylüyorum hı hı. bunu. Tabii taraftar, garibim taraftar da biz, bizler de taraftarız. Bizlerim de aidiyet duygularımız var. Tabii o e, meslekle e, karşılaştığında, çarpıştığında tabii ki e, mesleğin gerektirdiği objektifimizde, objektif bakıştan kopmadan söylediğimiz bu. Ne olduğumuzu bilin ama şunu da bilsin insanlar. Hani bizim rengimiz bellidir. Fakat davrımız, duruşumuz da bellidir. Eğer Hakkaniyet yoksa herhangi bir işin içinde hakkaniyetli bir duruş gösteremiyorsak o zaman bizi de duruşturup çöp sepetine atsınlar. Hepimiz için geçerli bu. Hayır. Ama dediğim gibi bizim ülkemizde e, futbol, futbol üzerinde konuşurumuz için futbolu söylüyoruz. Bilim dünyası sosyoloji alanında da belki akademisyenlerimiz de aynı durumdadır. Otomotiv sektörümüz de aynı durumdadır. Kendimize ait bizden kaynaklanan bizim emeğimizle bizim katkımızla bizim birikimimizle şekillenmiş şekil almış ve dünyada kabul görmüş herhangi bir işimiz yok ya. Ve böyle böyle hani bunu dert de etmiyoruz. Asıl sorun bu zaten. Çünkü herkes şey ya. Şimdi herkes her şeyden şikayet ediyor. Sokakta görüyorsun. Yani bunu şey için söylemiyorum. Hani insanlar yanlış anlamasınlar. Herkes her şeyden şikayet ediyor. En çok şikayet edilen noktalardan biri de işte eldeki cep telefonu niye son model değil? Ya seni üretmedin ki onu. Güney Koreli çocuklar ürettiler onları, onları ve onlar ülkelerini bir yere taşıdılar. Güney Kore 2. Dünya Savaşı sonrasında e, Türkiye'nin ekonomik olarak 40 kat altındaydı. 40 kat. Şimdi 140 kat yukarıda. Ne yaptık? O ara ne oldu? Ne oldu da yaptılar bunu? Çalıştılar, ürettiler. Hadlerini bildiler. Had bilmek demek şey değil. O da yanlış anlaşılıyor çoğu zaman. Yani nerede dünyanın neresinde olduklarını ve belli bir noktaya taşınmak için 20 sene sonra ne yapması gerektiğini hı hı. iyi planladılar ve onu yaptılar. Özveriyle çalıştılar. Biz hep tüketim üzerine kurgulamışız kendimizi. Hep tüketim, hiç üretim yok. Ya dünyanın evrensel değerler havuzunda neyimiz var ya işte hocalarımızın bir son 10 yıllardan bahsediyorum. Geçmişte mutlaka vardı. Tüketimden transfere döneceğim yine. İşte en büyük tüketim malzememiz o şu anda zaten. İşte ne oluyor? Ergin anlattı. E geliyor işte paralar hep dışarıya gidiyor. ne? 17 milyona Yusuf'u sattık. E yarısını verdik Storic'e ya. Ne yapıyor Storic? Ne bıraktı bize? Dans ediyormuş güzel. E, bizde horon vardı zaten. Beşiktaş'la devam edeceğiz sevgili seyirciler.